Türkiye'deki korkunç olaylara yeni bir tanesi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Karabağları ilçesinde Suriye uyruklu yani Suriyeli bir e, şahıs 12 yaşındaki Behiye Ediz'i öldürüyor. Bu babasından e, babasıyla yaşadığı bir kavga, e, dövüşten kaynaklı olduğu söylense de herkes şunda hemfikir. Böyle çocuk kaza kurşununa falan gitmemiş. Böyle babasına vurayım ona gelsin falan böyle bir olay olmamış. Bu adam aktif bir şekilde çocuğu öldürmeye e, kafa koymuş ve bunu da başarmış. Şimdi burada ülkemizde milyonlarca mültecinin olması bir sorun ve işte görüyoruz örneklerden birisi de bu çıkardığı sorunlardan birisi bir a bu. Tabii ki de hani Türklerin arasında da kötü insanlar var mı? Tabii ki de var. Ama hani burada gördüğümüz olaylar hani bu insanların çok daha işte radikal tutumlar alabilmesi bize daha bizde daha büyük yaralar bırakıyor. Şimdi dava konusunda ne olur? Hepimiz herhalde 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Büyük ihtimal ceza falan almaz zaten hani insan öldürmek artık çok normal bir şey oldu bizim ülkemizde. Daha geçenlerde Somali Cumhurbaşkanının oğlu biz açıktan böyle kamera görüntüleriyle bir kuryeyi öldürdü ve bıraktılar adamı. Hiç kimse işin peşine düşmedi. Ee, ...ve bu çocuk konusunda da bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl, beş yıl artık minimum limit neyse... ...büyük ihtimalle öyle bir ceza verecekler ve sonra okey e, sen takıl diyecekler. Ki hani mesele burada illa birisinin ceza alması da değil. Çünkü cezayı verdiniz. Okey harika. Ama bu çocuğu geri döndürecek mi? Hayır. yani O çocuk öldüğüyle kalacak. Yaşayamadığı bir hayatla kalacak annesi, babası, arkadaşları, diğer akrabaları onun eksikliğini çekecek. O çocuk ileride toplumun bir parçası olamayacak. Ceza vermek bu adama bir şey çözecek mi? Çözmeyecek. Tabii ki de ceza verilmesi lazım. Yanlış anlaşılmasın. Ama bir devlet varsa ki tartışılır. Görevi bu cins olayların olmasını önden engellemek olmalıydı. Ama işte yok. Şimdi burada aslında bunları anlatıyoruz, bunları konuşuyoruz ama Türkiye'de de biraz bir döngüye dö girdik aslında. Böyle birisine bir şey oluyor, öldürülüyor, katlediliyor, intihar ediyor, işte engelli kalıyor falan. Bunları işte Twitter'da konuşuyoruz, YouTube'da konuşuyoruz. Belki hani toplumsal muhalefet bir şey yapmayı deniyor. Böyle bir yerde tertipleniyor şu an Can Atalay mevzusunda nöbet tutan insanların yaptığı gibi ama bir süre sonra sönüyor bu çünkü siyasetçilerden bir karşılık bulunmuyor. Siyasetçiler önemli bir kısmı önemsemiyor. Önemli bir kısmı işte bayağı zorlanınca işte Enes Kara örneğindeki gibi kendini açıklama yapmak zorunda hissediyor. Bazıları da evet bu konuya dehin değiniyor ama bu konuya gerçekçi çözümler getirmek yerine bunu araçsallaştırıyor. Şimdi baştan bir örnek diyeyim. Örneğin hani bu konu hakkında böyle bu kadar net hatlar belirlenmediği için Enes Kara hatırlıyorsunuzdur işte cemaat yurdunda ölüme sürüklenen bir çocuk. Bu konu üzerinde toplumun nasıl ayrıştığına bakalım. Bir tarafta işte AKP cenahı bunlar zaten cemaatlere okey cemaatlere prensip olarak karşı değiller karşı çıkmıyor o yüzden susuyorlar bu konuyla alakalı. Hatta yani e, aileye çeşitli platformlar veriyorlar ki bu konunun üzeri kapansın diye bunlar gitti. CHP, İyi Parti, şu bu hani muhalefet, ana akım muhalefet diyelim. Bunlar susuyor. CHP uzun süre sustu. Ve sonra halk onları bir açıklama yapmaya zorlayınca da yalan söylediler. Yani ben atıyorum Kılıçdaroğlu dedi ki ben intihar e meselelerini konuşmuyorum. Kötü etkiliyormuş diyor. Ama ondan 6 ay önce konuşmuş. Bu meseleden 6 ay sonra da konuşuyor. Yalan söylüyorlar. Ve bahsettiklerinde örneğin işte İmamoğlu'nun yaptığı gibi bu olayı bir e, suçlu tarif etmeden yapıyorlar. Enes Kara ölmüş başsağlığı diliyorum. Çocuklarımızın karanlığı çocuklarımızı karanlığa yedirmeyeceğiz. Evet doğru ama hani o karanlık kim? Bu da kim sebep oldu? Bunun suçluları kim? Yani toplumsal açıdan cemaatlere karşı çok büyük bir öfke var. Cemaatlere karşı çok büyük bir nefret var. İkisi de oldukça haklı ve buna karşı bir dillendirme yok. Buna karşı bir konuşma yok. Buna bir karşı çıkış yok. Aradan biz bunların oylarını alalım diye Kılıçdaroğlu'dur, İYİ Partisi'dir, şudur, budur. Tüm bu ana akım muhalefet bunların varlıklarına göz yumuyor. Şimdi bir de e, kenarda uçta çeşitli partiler var. İşte özellikle bu konu Suriyeli mevzusuyla alakalı olduğu için Behiyedis konusunda. Onu bir şöyle bir küçük bir Enes Karadan alıp şöyle bir değinmek istiyorum. E, yani Ümit Özdağ çok ilginç mevzularda çok ilginç şeyler yapıyor. En azından böyle dillendireyim. Evet, Suriyelilerin problem olduğunu söylüyor. Ama konu bu problemi gerçekten çözecek adımlar atmaya geldiği zaman bunları attığını görmüyorum ben. Yani işte mancınık mimleri yapıyor, işte zafer turizm mimleri yapıyor. Ama anlamlı bir politika kurguladığını ben görmüyorum. Öte yandan işte elinde bir olasılık vardı seçim sürecinde işte Suriyeli mültecilerin gitmesine yönelik İlk başta görüştüğü taraf iktidar cenahı oldu. Onlara gitti dedi ki ben bakanlık istiyorum, müsteşarlık istiyorum. Bunları verirseniz sizi desteklerim. Oysa hani bu videoyu izleyen kişi sen ben ikimiz de bunun farkındayız. İktidar ile ülkemizdeki Suriyeli mülteciler gönderilmez. Bunun çünkü bir sermaye tarafı var. İnsanları zengin ediyor bu ucuz işçileri çalıştırmak. Bir de ideolojik tarafı var. İşte Türkiye'yi İslamcılaştırmak, Vahabileştirmek. Ve AKP bundan hiçbir şekilde vazgeçebilecek bir organizasyon değil. Bunu ben biliyorum sen de biliyorsun ve eminim Ümit Özdağ da biliyordu. Ama Ümit Özdağ büyük ihtimal AKP'den ret yemese çatır çatır onları destekleyecekti. Heh, yani ben o yüzden Ümit Özdağ gibi aktörlerin söylemlerini işten bulmuyorum. Öte yandan işte en son topluluğumuz geri be e e şey Enes Kara mevzusuna dönersek onun üzerinden örneklediğimiz. İşte onlar çeşitli eylemler yapıyor. Onlar çeşitli e müdahalelerde bulunuyor. Ama onlar da hani bunun devamını getirecek güce sahip değiller, yapamıyorlar, sönümlenip gidiyorlar. Bu da üzücü bir şey aslına baktığınız zaman. Ve bazı konularda da çok bencil bir şekilde hareket ediyorlar. Yani e, örneğin anayasa e, direnişinden bahsetmişti can Atala için yapılan. Tipliler neden oraya aktif bir şekilde gitmiyor? Neden oradaki arkadaşlara yardımcı olmuyorlar? Bence bu sorulması gereken bir olay ve hani bu sadece tipe özel de bir şey değil aslında. Çeşitli partiler yani tüm sol partilerde böyle bir hizipçilik, kendinden oranı koruma, kendinden olmayan ön yargılı yaklaşma, bu cins problemler var. Tabii bütün bu partiler aslında belirli bir toplum içerisinde hareket ediyor ve toplumumuzun içerisinde tabii ki de iyi insanlar var. Bir şeyleri değiştirmeye çalışan insanlar var, bir şeyleri dönüştürmeye çalışan insanlar var. Ama öte yandan ben işte önceki videomda da bundan bahsettim, bir deprem mevzusuyla karşı karşıya kalıyoruz ve deprem mevzusunda örneğin yan ilinizde hatta aynı ildesiniz başka bir ilçede ya da aynı ilçedesiniz yan mahallede ya da yan mahallede değilsiniz aynı mahalledesiniz komşunuz. Bunlar oluyor ve siz AKP'ye oy vermeye devam edebiliyorsunuz. İktidara oy vermeye devam edebiliyorsunuz. Burada tabii ki de şeyi ayrı tutuyorum işte deprem bölgesinde çadırınızı alırız şu bu falan diye e, tehdit edilen insanlar tabii ki de olmuştur ama hepsinin de öyle olduğunu iddia etmek bence biraz sıkıntılı bir iddia olur. Yani toplumumuzda bir empati problemi var, toplumumuzda bir temel insan hakları problemi var, toplumumuzda genel olarak bir saygınlık problemi var, başkalarına saygı duyma problemi var ve bu da işte çatıdan AKP'den alırsak halkın en düşük kesimine kadar karşımıza çıkıyor. İnsanları önemsemiyor, unutuyor, şiddete karşı ...umursamaz hale geliyor. İşte internette takıldığımızda bunları görüyoruz. Şöyle ırkçı söyleyen, böyle seksist söyleyen... ...bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve açıkçası ben birçok kişinin Suriyeli mevzusunu... ...gerçekten önemsediğini düşünmüyorum. Bu insanların bize yarattığı sorunların... ...önemsediklerini düşünmüyorum. Bu insanların yaşadığı sorunları da... ...önemsediklerini düşünmüyorum. Behiye Edisi de önemsediklerini düşünmüyorum. Ya da genel olarak bakarsak... ...Enes Karay'ı önemsediklerini düşünmüyorum bence toplumumuzda bir refleks olarak nefret etme var. Toplumumuzda bir refleks olarak şiddet gösterme var. Toplumumuzda nefret olarak bir refleks olarak empati gösterememe var. Ve bunu vicdan 31'i içerisine katarak meşrulaştırmak istiyoruz. Ne yazık ki Behiye Ediz mevzusunda da bu kız ya yalnız bırakılacak, ölümü unutturulacak, unutturulacak bile değil unutulacak ya da bazıları onun üzerinden öfke 31'i çekecek ama bir karşılığı olmayacak. Yani burada yani Allah'tan rahmet diliyorum falan ne anlam ifade ediyor bilmiyorum ama şunu söyleyebilmemiz lazım. Türkiye'yi böyle vakaların yaşanmadığı, Suriye'lilerin çocuklarımızı öldürmediği, Türklerin çocuklarımızı öldürmediği, iş kazalarında çocukların ölmediği, tarikatlarda çocukların ölmediği bir ülke haline getirmemiz lazım. Bunun için çabalamamız lazım. Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, klasik biliyorsunuz beğeni, abone ol, çan butonu, paranız varsa da katıl. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çav çav.